Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. İşte Vali Yavuz'un o mesajı. Mensubu olmaktan gurur duyduğum aziz milletimizin şanlı bir geçmişi, muhteşem bir tarihi vardır. Kurtuluş günlerimizde bir tarihin ürünü olmasının yanında vatanın bölünmezliğinin dünyaya ispatıdır. Sahip olduğu ekonomik, tarihi ve kültürel değerlerle ülkemizin göz bebeği olan İzmit'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü hep birlikte kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Aziz milletimizin bağımsızlığa olan inancı ve tutkusu yurdun dört bir yanında olduğu gibi bundan tam 101 yıl önce 28 Haziran 1921'de İzmit'imizde de tezahür etmiştir. Anadolu'yu ele geçirip Türk milletini esaret altına almak isteyen düşmana karşı aziz milletimizin sarsılmaz azmi, büyük fedakarlık ve kahramanlığıyla tarihi altın harflerle yazılan bir zaferlerle sonuçlanan Kurtuluş mücadelesi yıllarında işgal edilen İzmit, Kara Fatma, İpsiz Recep, Ahmet Fuat, Yahya Kaptan ve daha nice isimsiz kahramanlarla verilen kurtuluş mücadelesi sonucu düşman işgalinden kurtulmuştur. Medeniyetimizin aynası olan İzmit, bize tarihimizin bir emanetidir. Bizlere düşen görevse bu toprakları canları pahasına vatan yapan ecdadımızın kutsal emaneti olan ülkemizi ve şehrimizi şükran dolu bir şuurla koruyarak daha kalkınmış, daha çağdaş ve daha mutlu yarınlara taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü bize yeniden kazandıran ve kurduğu cumhuriyetle Türk milletinin kaderini değiştiren, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyor. 28 Haziran İzmit'in kurtuluş yıl dönümünü kutluyor. Tüm hemşerilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz.